Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapatırdı. Böyle bir kadroyduk. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz. Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, yaptıklarımla iftihar ediyorum. 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum dedi. Arınç, Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapatırdı. Böyle bir kadroyduk. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz düşüncesini dile getirdi. Arınç Genç kızlarımızın yırtık pantolonlar giymesine alıştık ama paramparça pantolonlar giyiliyor. Halbuki iyi bir kıyafet aslında iyi bir tavsiye mektubudur görüşünü savundu. Tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın devran kitabının okunmasını önerdiği için kendisine çok kızıldığını söyleyen Arınç, "Okumak çok önemli. Okumayan azar. Okursanız hitabetiniz iyileşir. Hitabeti öyle siyaset akademilerinde öğrenemezsiniz. Okursanız gelişir ifadelerini kullandı. Arınç Bugünkü ilahiyat fakültesi hocaları bile birbirine düştü. Sahih olmak lazımen bir dini meseleyi konuşacak olursam ya Mehmet Görmez'le ya da Ali Bardakoğlu'yla konuşurum. Bugünkülerle konuşmam değerlendirmesini yaptı. Hala AK Partiliyim, bir yere gitmiş değilim diyen Arınç, yaptıklarımla iftihar ediyorum. 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum diye konuştu. İnşallah özümüze döneriz. Fabrika ayarları deniyor ya ondan bahsediyorum diyen Arınç, Millet İttifakı seçim kazanırsa Türkiye'de kaos olmaz mı sorusuna şu yanıtı verdi. Ben konuya Millet İttifakı, Cumhur İttifakı diye bakmayayım. 1974'te CHP ile biz yani MSP ile ittifak kurdu. Ecevit güzel bir söz söyledi. Tarihi bir yanılgı içindeymişiz dedi dindar insanlar Atatürk düşmanıdır sanılıyordu. O dönem bu koalisyonu olmaz deniyordu. Bal gibi de oldu. İttifakları temeli 1991'de atıldı. Kendi ittifakını kuran bir parti karşısındakine kötü sözler söylememeli. Millet zillet lafını doğru bulmuyorum. Oradan da biri çıkar size çamur der. Ortada belirlenmiş bir seçim yok. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın adayını açıklamamış olmasını doğru buluyorum. Arınç'ın sorulara yanıtları şöyle. Hazreti Ömerler arıyorum deniyor ama Ömer'in yolunda gidenler siyasette yükselmiyor. Öneriniz nedir? Ehliyet ve liyakat çok önemli bir elbiseyi iyi bir dindar olmasına rağmen işinde başarısız olan bir terziye değil, eksikleri olsa bile maharat sahibi bir terziye diktirmeniz gerekir. Eksikleri onun özel hayatıdır, bizi ilgilendirmez. Kutuplaşmanın en aza inmesi için ne yapılmalı? İslam'ın özünde güzel söz ve yumuşak dil var. Siyasetin dili yumuşak olmalı, herkesi kucaklamalı. %50 oy almak demek iki kişiden birinin onayını almak demek. Eskiden birbirimizi tamamlayan bir kadroyduk biz. Abdullah Bey'in eksiğini Bülent, Bülent'in eksiğini Tayyip Bey kapatırdı. Şimdi kimler kaldı görüyorsunuz? Arabasında kokain çeken adamı genel merkeze almışsın. Ben olsam 30 kilometre yakına yaklaştırmam. Kenara çekilebilirsiniz. Parti kurarsanız AK Parti'ye zarar verirsiniz dedim. Arınç'ın Deva Partisi ve Gelecek Partisi ile ilgili soruya yanıtı ise şöyle oldu. Gittim, görüştüm kendileriyle. Bana da çok şey söylediler. Hakaret ettiler tecrit ettiler. Kenara çekilebilirsiniz. Parti kurarsanız AK Parti'ye zarar verirsiniz dedim. Acınızı içinize atın dedim. Hatta sonra hayırlı olsun bile demedim. Bu sistem büyük partiler işine yarar. Yaptıkları doğru olabilir ama siyaseten yanlış ifadelerini kullandı.